Merhaba, kariyer yolu söyleşilerimizin 11.sinde sizlerle birlikteyiz. Ben Doçent Doktor Engin Deniz Eriş. Bu programda konumuz sivil toplum kuruluşlarında kariyer ve konuğumuz Türk Kızılay'ı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Sayın Gökay Gök. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Deniz kardeşim. Çok teşekkürler. Evet, aslında hepimiz biliyoruz tabii ki Kızılay'ı çok köklü bir kuruluş. Uzun yıllardır çok büyük yardımlar yapıyor. Sivil toplum kuruluşları arasında gerçekten çok öncü ve de çok önemli bir yere sahip. Kısaca Türk Kızılay'ını bir özetleyebilir miyiz acaba? Ve de tabii ki Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü olarak siz neler yapıyorsunuz? Bu konuda biraz bilgi vererek başlarsak sevinirim. Türk Kızılay'ı 11 Haziran 1868 yılında Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti olarak kuruldu. O günden bugüne afette, tüm olağanüstü durumlarda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olan kamu yararına bir dernektir. Kızılay adını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. En son adımız Türkiye Kızılay Derneği olarak faaliyet yürütmekteyiz. Şimdi logomuzda gibi Türk Kızılay olarak faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Müslüman ülkeler Kızılay'ı kullanır. Hristiyan ülkeler Kızılaç'ı kullanır. İsrail Kızılarslan'ı kullanır. Kızılaç, Kızılay ve Kızılarslan birleşerek Uluslararası Kızılaç Kızılay Federasyonu IFRC olarak görev yapmaktadır. Kime bağlı? Birleşmiş Milletler. Yani biz Türk Kızılay'ı bir devlet kurumu olarak hep biliniriz. Hep de bunu anlatmaya çalışırız. Biz esasında uluslararası Birleşmiş Milletler'e bağlı bir yardım kuruluşuyuz. Türkiye'de dernekler kanundan ötürü farklı bir statümüz var. Kamu yararına derneğiz. Çocuk Esirgeme, Yeşilay, Kızılay kurumları gibi. Evet, bu Türk Kızılay tamamen devletten bir kuruş bile yardım almaz. Vatandaşların yardımlarıyla, emlak geliriyle, maden suyu geliriyle vatandaşlarımızın cep telefonlarına attıkları mesajlarla bu hizmeti yürütür. Tamamen birinci görevi afete hazırlık, afete müdahale. Son dönemde de tabii ki kan da ikinci görevidir. Güvenli, gönüllü, güvenli kan bankacı uygulama yapar. Adı da güvenli kan temini programıdır. Harika. Peki Kızılay'ın içerisinde bizim tabii ki farklı kariyer yollarımız var. Gençlerimiz şu anda çok farklı disiplinlerde bizi izliyorlar. Aramızda sağlıkçı gençlerimiz de var, mühendis gençlerimiz de ve sosyal bilimler alanlarında çalışan gençlerimiz de. Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü olarak siz neler yaparsınız? Sizin Kızılay içerisindeki göreviniz nedir acaba? Çok teşekkür ederim. Ben bu arada bir hekimim. Bursa Uludağ Üniversitesi'ni bitirdikten sonra İngiltere'de acil uzmanlığı yaptım. Ondan sonra İzmir'e yerleştim. İngiltere'deki görevimi bitirdikten sonra. Ve yerleştikten sonra kendi bir özel tıp merkezim vardı. 2001'de yanlışlıkla Kızılay'a girdim. Özellikle bu espriyi yaparım her zaman. Ve Kızılay'a girdiğimdeki Kızılay'ın bir değişim, yenilenme döneminde bu faaliyete başladım. Ve hızlı bir yenilenme geriye başladı. 99 Marmara depreminden sonra Türk Kızılayı büyük bir kabuk değiştirdi. Yenilendi. Çağa ayak uydurmak için, teknoloji olanakları kullanabilmek için büyük bir değişim içindeydi. Bu tabii öncelikle personelden başladı. Fiziki koşullar, binalar, sistemler, yazılım, teknoloji olanaklar. Bu değişimle beraber 2005 yılında bizim ülkemizde 2005 yılına kadar hastalar kan aradığında hastaneye gider. Hastane onlardan kan isterdi. Ve hasta yakınları, eş dostu, akrabaları bulup hastaneye koşup o en sıkıntılı anlarında kan bulmak zorunda kalırdı. Ve ne yazık ki bu gelişmekte olan 2. dünya, 3. dünya ülkelerinde kan bankacı uygulaması. Halbuki gelişmiş ülkelerde benim eğitim gördüğüm İngiltere, Amerika, Japonya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde 18 yaşına kadar tüm bireyler üniversitede, ilk öğretim, orta öğretim ve lise dediğimiz eğitim kurumlarında vatandaşlık eğitimlerinin adı altında öncelikli olarak organ bağışının önemi, kan bağışının önemi, neden herkesin kan bağışı yapması gerekir? Hepimizin bir gün hasta yakını olacağımızı unutmayarak, bir gün annemizi, babamızı, kardeşimizi, hatta bizim için kan gerekeceğini unutmayarak bilinçli bir toplum yaratmak için kan vermenin faydaları ve bunları bilgilendiriyor. Ve vatandaşlar 18 yaşına kadar bilinçlendirildikten sonra 19'undan gün aldığı günden itibaren orada Kızılaç'a gider, işte kan bağışı yapar.
İşte Sağlık Bakanlığı gider organ bağışı yapar. Kök hücre bağışı yapar. Yani bilinçli bir toplum yaratılır. Böylece hepimizin birbirimize ihtiyacımız olacağını unutmayarak gelişmiş ülkenin olabilmek için hepimizin vatandaşlık görevleri vardır. Bunlardan birisi tabii ki vergi vermektir. Ama vatandaşlık görevleri en önemlilerinden birisi de yardımlaşmaların birisi de kan ve organ bağışlarıdır. Kök hücre bağışıdır. Biz bu konuda Kızılay ve Kızılaçlar bu dünyada bu ülkelerde yapar. Neden bu ülkelerde Kızılaç ve Kızılaylar yapar? Dil, din, ırk, mezhep, siyaset gözetmeden, hiçbir gelir elde etmeden toplumun tüm bireyleri tarafından güvenilen ve en değerli şeyi organını, kanını, kök hücresini bağışladığı için bu kurumlar bu bağışları toplar. Kızılay'da bu çağın gerekleri yenilenmeyle beraber 2006 yılında Sağlık Bakanlığı adına ve denetiminde güvenli kan temini başlattı. 81 ile kan bağış merkezleri ve şu anda 6 ille başladık. Şu anda 18 ilde de bölge kan merkezimiz var. Bu illerde toplanan kanlar özel kutularla bölge kan merkezine gelir ve ürünlerine ayrılır, testler yapılır, etiketlenir ve hastaneler bizzat Kızılay arabaları tarafından kan merkezine kadar nakledilir. Sadece rafa biz yerleştirmeyiz. Sadece günlük talep karşılamak gibi günlük bir düşünce yerine biz 10 günlük, 1 aylık kan stoklarını yönetiriz. Her türlü olağanüstü duruma hazırlı olabilmek için önce hastanelerde stok yönetimini yürütürüz. Sonra da bölge kan merkezimizin stok yönetimi. Böylece her gün hastaneye kan nakletmek yerine haftada bir veya iki defa kan naklettiğimiz gelişmiş ülkelerdeki gibi yazılım sisteminin üzerinden de tüm kanın hareketini, stoğunu, kullanılmasını, her şeyi yönetebildiğimiz yazılım sistemleriyle bunları takip ediyor. Kanın dolaplarının sıcaklığına kadar, kanın son anında kullanılmasına kadar her aşamasını kontrol ediyoruz. İşte bu modern kan bankacılığı. Biz bunu kurduk 2006 yılından itibaren. Şu an Türkiye'nin kan ihtiyacının %90'ını Kızılay karşılıyor. %10'u kaldı. Bu da birkaç ilde ve birkaç üniversite hastanesi. Yani 8 tane üniversite hastanesi kaldı. Bizim bölgemizde de Manisa, Aydın, İzmir'de benim görev alanım. Şu anda sadece İzmir'de 9 Eylül ve Ege Üniversitesi kaldı ne yazık ki. Sebebi ne? İzmir halkı daha şu an kendi ihtiyacı olan kanın %100'ünü gönüllü kan bağışlarıyla bağışlamadığı için ne yazık ki bu iki hastanenin kan ihtiyaçlarının bir kısmını hasta yakınlarına talep etmek zorundayız. Eğer biz vatandaşlık görevi kadınlar yılda 3 kez, erkekler 4 kez kan bağışı yaparsa sağlığı el veren o zaman 9 Ege'de yatan bir hastamız da kanı aramak zorunda kalmaz. En önemlisi güvenli kana ulaşır. Evet, modern kan bankacı uygulaması ve bizim 2006 yılından beri yol haritamız, emeklerimiz budur. Fabrikalar, okullar, askeri birlikler, yurtlar, üniversiteler, kamu kurum kuruluşlar yani en dağ köylerine kadar İzmir'in 400 kişinin üzerinde dağ köylerine kadar Kızılay gitmiştir. Oradaki vatandaşlara eğitim, sunum, bilgilendirme yapmıştır. Neden düzenli kan bağışçısı olması gerektiğini. Çünkü sadece kan ihtiyacı bugün değil, yarın da olacak, öbür yılda olacak. Hepimiz yaşadığımız sürece bir gün bize kan gerekecek ve bu kanın da stokta olabilmesi için Kızılay'da ve 365 gün bu stokta olabilmesi için vatandaşlarımızın 365 gün gönüllü kan bağışlarını devam ettirmesi gerekmekte. Örneğin bugünlerde COVID-19 pandemisi nedeniyle kısıtlama günlerine örnek vatandaşlarımız bir hayat kurtarmak isterlerse biz kısıtlama kapsamı dışındayız. Bağış yapmak isteyen vatandaşımıza kanver.org'den randevu alıyor. Kendisine cep telefonu bir mesaj geliyor. O mesajı güvenlik güçlerine göstererek çok rahatlıkla bulunduğu ilçenin meydanındaki mobil Kızılay kan bağış aracına veya Bayraklı'daki bölge kan merkezimize gelerek kan bağışını gerçekleştiriyor. Kendisine bir bileklik takıyoruz. O bileklikle de güvenli bir şekilde de aynı şekilde evine gidebiliyor. Yani kısıtlama kapsamının dışında hazır bugünlerde günde iki defa dezenfekte en güvenli merkezler olan, araçlar olan tedbirlerimizi aldığımız kan bağış noktalarında hayat kurtarabilirler. Bir yarım saatlerini ayırarak tanımadıkları 3 kişinin hayatını kurtarabilirler. Bizim yaptığımız görev şu anda bu ve 24 saat bu saydığım 3 ilde 95 hastanenin kan talebinin tamamını şu anda karşılıyoruz. Pandemiden sonra da gönlümüzden geçen İzmirlilerin de vatandaşlık görevini yapmaları ve 9 Ege'nin de kanını temin etme görevine Türk Kızılayı'na geçerek
Böylece artık hiçbir hasta yakın en sıkıntılı an hepimize olabilir. Annemizi babamızı hastaneye yatırmışız. O anda anne babamızın yanında olmak gerekirken sokakta kan mı aramalıyız? Bir İngiltere'de, Amerika'da, Japonya'da böyle bir şey yok. Hastayı bırakır hastaneye vatandaşı ve kendi işine gücüne devam eder. Orada kan yok diye bir cevap yoktur. Neden bu kan stokta yoktur diye de soru sorulmaz. Çünkü herkes bir vatandaşlık görevini düzenli yapmaktadır. Evet, Kızılay'ı birazcık daha kan özel bir konu. Biz bunu yapıyoruz. Bir profesyonel kadroyuz. Doktorlar, hemşireler, organizatör, memurlar, şoförler, eğitmenler. Çok sağdayız. Ya ben şahsi olarak Engin Bey, bu 14 yıllık bölge müdürlüğünde 700 bin kilometre yol yaptım. 330 bin kişiye bizzat ayakta bir saat sunum yaptım. Arkadaşlarım da 1 milyon 700 bin kişiye sunum yaptı. Biz Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir'de 9 milyon kişi yaşar. 2 milyon kişiye. Bu vali de olabilir, öğretmen de olur, doktor da olabilir, muhtar, imam, herkes bu eğitimleri aldı. Mecburdur. Hatta 2 yılda bir de bu eğitimleri tekrarlıyoruz. Vatandaşlık eğitimi biri bunun adı. Ve bu eğitimler sayesinde bilinçli bir toplum yaratmak için bu sahadaydık. Ve eğitimden sonraki tamamen vatandaşın gönlü, kendini iyi hissediyorsa, sağlık koşulları uygunsa, bu eğitimden sonra da düzenli kan bağışı yapmaması için hiçbir gerekçesi yok. Tamamen gönüllü olduğu için de zorlayamayız. Onlara gönüllü olmak için sadece bundan sonra hatırlatma ve çabalarımız olabilir. Kızılay olarak bizler profesyonel kadroyuz. Kadrolu sözleşmeyiz. Bizim gibi afette, kanda, uluslararası ilişkilerde çalışan yaklaşık Kızılay'da 4500 çalışanımız var. Bunlar görevleri bulundukları görev yerlerinde sahalarına göre bu hizmeti yürütmek. Bir de gönüllüler vardır. Hep karıştırılır. Bizim Türkiye çapında il ve ilçelerde şube başkanlıklarımız var. Bunlar tamamen zamanı, emeğini, parasını Kızılay için harcayan gönüllü insanlardır. Ne yaparlar? Bulunduğu ilçede gelir seviyesi yüksek ya da gönüllü olmak isteyen, bağış yapmak isteyen aynı veya nakdi kişilerden bağışlar alıp o ilçedeki fakir ihtiyaç sahiplerini bizzat evine kadar giderek asla eski Türkiye'deki gibi kamyona atılan bir ekmek, gıda kolisi falan değil. Bakın tamamen insanların evine gidiyoruz. Biz Kızılay'dan geldik. Bir hayırseverin bir kolisini, bunun içinde şeker, un olabilir, çay olabilir, temel ihtiyaçları ya da başka bir giyim kuşam da olabilir, mobilya da olabilir. Bu bağışçılar biz köprüyüz, emanetçiyiz. Alanla veren kişiyi bir araya getirmiyoruz. Çünkü maddi manevi sıkıntı olmasın. Bunun hem ihtiyaç sahibini üzmemek hem de bağış yapanın bunun reklamını değil de en büyük hayır bilinmeyen hayırdır. Bunu doğru bir şekilde evlere ziyaret ederek bunları yapıyoruz. Kimlerle yapıyoruz? Bizim öyle bir kadromuz yok. Sizin üniversite öğrencilerimiz yeleklerini giyiyorlar. Arkalarında gönüllü yazar. İşte İzmir depreminde Bornova Bayraklı'da o çadırlarda, o parklarda, konteynerinde şimdi gördüğünüz o Kızılay gönüllüleri bizim şubelerimizde çalışır. Yani üniversitede değerli arkadaşlarımı Konak, Karşıyaka, Kızılay gibi bulunduğu ilçedeki şube başkanlığına gelip ben Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum dediğinde onunla ilgili bilgiler, kayıtlar alınıyor, sisteme giriliyor. Onun temel yemek ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanıyor, hatta ulaşım gerektiğinde. Ve bu Kızılay gönüllü yeleğini giyerek şubedeki yetkili kişilerin koordinasyonunda o yardımlar yapılıyor. Özellikle bugünlerde kısıtlama günlerinde daha çok hızlanıyoruz. Niye? Trafik olmuyor, daha rahat oluyor, insanlar evlerinde oluyor. Kaymakamlık tarafından belirlenmiş, belediye tarafından belirlenmiş. Biz kaymakam belediye ile koordineye çalışırız. Kesinlikle kimde necidir o bakmayız. Biz de zaten tekrar altını çiziyorum. Dil, din, ırk, mezhep, siyaset gözetmeyiz. Bizim için herkes eşittir. Ve bu yardımları da bunu göz önüne alarak yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bunları görüyor, takdir ediyor. Evet, orada gönüllülerimiz bu kısıtlama günlerine ölüp gelip bu mahallelerde fakir insanları yiyecek, giyecek veya yardım kolilerini dağıtmasına bize yardımcı olabilirler. Herkesin bulunduğu ilçedeki şube başkanlıklarına başvurmalarını, hayatlarında bir dönümde bu yardım faaliyetlerine görev almanı özellikle rica ediyorum. Hepimizin çocukları, benim de oğlum var. Bu yardım çalışmalarının çalıştığında hem insanlarla iletişim, hayatın gerçekleri, hem bir yardım vermenin büyük bir mutluluğu, hepimizin birbirimize ihtiyacı olduğunu ispat etmemiz ve
bir takım çalışması, kolektif çalışmayı öğrenmek çok önemlidir. Ben bu konuda yurt dışı örneğine de bahsetmek istiyorum. Örneğin üniversiteyi herkes bitirebilir, herkes master doktora da yapabilir. Ama Avrupa'da bir işe girdiğinde oranın, firmanın insan kaynakları öncelikle üniversite dışında ne gibi faaliyetlerde, sosyal faaliyetlerde yürüttün? Ne gibi bunun üzerine artı faaliyet yarattın? Kendi adına, ülken adına bu referansları, bu belgeleri isterler. Ondan sonra diplomalarım bakılır. Bu bir fark yaratır. Ben çok kendi örneğimi anlatıyorum. Hepimiz doktor olabiliriz. Ben de doktorluk yaptım. Tıp fakültesini bitirdim. İngiltere'ye acil uzmanlığı doktorluğu için gittiğimde o şehir hastanenin yetkilisi bana CV'nizi verir misiniz? CV'nin önündeki öncelikle Kızılay'da yaptığım faaliyetler, depremde yaptığım görevler, bu belgeleri de koydum. Hiç aklıma gelmedi bunun bu kadar önemli olacağını. Sadece o belgelere bakarak benim oradaki uzmanlığımı kabul ettiler. Çünkü dediler ki herkes doktor olabilir ama böyle bir yardımlaşmada görev yapacak, insani görevlerde faaliyet yürütecek bir hekim bizim için daha değerlidir dedi. Bu benim için akılda kalıcı bir hatıradır. Arkadaşlarımı da paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde de ülkemizde de büyük kurumsal firmalar özellikle bu faaliyetlerde görev yapmış arkadaşları daha öne alacağını düşünmekteyim. O zaman aslında çok güzel iki noktaya değinmiş oldunuz. Olayın hem profesyonel boyutun, yani bir sivil toplum kuruluşunda ya da kamu yararına çalışan bir dernekteki profesyonel yapının ne olduğunu söylediniz. Hem de aslında benim yine merak ettiğim, belki yine birazcık daha detaylandıracağımız neden gönüllü olmalıyız noktasına da birazcık cevap vermiş oldunuz. Şöyle bir toparlayacak olursak az önceki açıklamalarınızı, aslında sizin göreviniz şu anda çok ciddi bir tedarik zinciri yönetimi yapmak. Çünkü işin içerisinde ciddi bir stok yönetimi var, işin içerisinde ciddi bir aktarım var. Dolayısıyla çok hassas lojistik işlemler de yapıyorsunuz. Ve aslında burada şunu da anlayabiliyoruz. Sadece evet, siz bir hekimsiniz ve sağlıkla ilintili bir kamu yararı derneğinde çalışıyorsunuz. Fakat işin içerisinde aslında farklı disiplinler de yer alabiliyor. Yani çoklu disiplinli bir yapının içerisindeyiz diyebiliriz. Peki şunu sorsam şimdi. Tabii gençlerin çok farklı kariyer avantajları var. Yani geçen yüzyılda bizler tabii o dönemin öğrencileriyiz. Bizler okurken ki kariyer yolları, gidebileceğimiz yollar biraz daha sanki sınırlıydı. Bu yıla baktığımızda artık 21. yüzyılın içerisinde ortalarına doğru ilerlerken Türkiye'de çok geniş kariyer imkanları olduğunu görüyoruz. Ve işte kamu yararına dernekler, STK'lar da bunlar içerisinde yer alıyor. Peki gençlere bu alanda çalışmak isterlerse nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Ve bu alanda kariyerlerini ilerlettiklerinde ne gibi avantajları olacaktır? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki öncelikli olarak birinci görevli bir eğitim almak ve bir diploma almak. Bu birinci basamak. Ama bu diplomayı alırken de diğer vakitlerinde, vakit çok değerlidir. Günümüzün en önemli şeyi dijitalleşme ve zaman. Bu zamanı doğru etkin kullanabilen, kendini geliştirebilen, kendisine artı katma değer bilgiler katabilen öğrenciler öne çıkacaklar. Ve en önemli şey de iletişim. Ne yazık ki şu an pandemi nedeniyle belki iletişim dijitale kaydı. Ama tabii ki sadece dijitalleşmede de olmayacak. Dijitalleşmenin tek bir avantajı bana göre hızlı iletişim, hızlı bilgi ağı ve hızlı organizasyondur, kaynak yönetimidir. Doğru bir şekilde kanalize olabilmektir. Bunu zaten gençliğimiz hep çok etkin bir şekilde kullanıyor. Peki bunu çalışma hayatında veya günümüzün hayatının kariyer planlamasında nasıl kullanmalıdır? Bu öncelikle bir insan sevdiği işi yapmalıdır. Hayatta benim her zaman söylediğim şudur. Ne yaparsan yap, aşkla yap. Aşkla evlen, aşkla iş yap. Sevmediğin işi yapma. Bu tabii ki insanın kendini tanıması zamanla olabiliyor. Ben dediğim gibi yanlışlıkla doktorluk, yanlışlıkla Kızılay'a girmiş olabilir. Bazen hayat yanlışlıkla olur. Ama ne yaparsan yap, o sevgiyle yap. Seversen yorulmazsın. Seversen koşman hiçbir seni kimse durduramaz. Bu anlamda da arkadaşlarımız, hepimiz o yolu
zorluklardan geçtik. Biz de ne olmalıyız? Nasıl bir hedef çizmeliyiz? Günümüzün şartları maddiyat mı? Gelir elde etmek mi? Yoksa sevdiğin işi yapmak mı? Bunlar çok önemlidir. Ben her zaman diyorum, para her zaman kazanır. Sen işinde yiyip çok çalıştığın sürece kazanmayacak kimse yoktur bu ülkede. Hızlı gelişmek diye bir şey yoktur. Hızlı gelişen hızlı gelir de, hızlı köşe dönmek isteyen ne yazık ki günümüzün insanları, kolaycılık, tüketim toplumu hızlı şekilde de düşer. Mühim olan kalıcı olmaktır. Mühim olan dolu olmaktır. Bu anlamda da en önemli yaşları olan bu yaşlarında kendilerini yabancı dille, sosyal faaliyetlerle, STK'lar, bu sadece Kızılay değil. O kadar çok STK'lar var ki yeter ki üreten STK'yı, doğru kaynak kullanan, doğru vatandaşa ulaşabilen, doğru çözümler üreten STK'lara ulaşmak gerekir. Tek bir taraf iyidir demek doğru bulmuyorum. Biz tabii ki 152 yıllık bir görevimiz belli, tanımımız belli ama o kadar çok görevler yapan STK'da değerli dostlarımız, arkadaşlarımız, evlatlarımız var ki onların her bir çalışması, alın teri bizim için çok değerli. Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde zaten STK'ların gücü kadar sen güçlü bir devletsin, milletsin. Eğer STK'ların güçlü ve organize ve etkin yönetilemiyorsa, sahada etkin değillerse sadece yukarıda masa başında oturarak üst yönetimlerle siyasetçi, devlet kurumu, vali bunu yönetemez. Böyle bir yönetim modeli yoktur o eskiden de. Şimdi bir mahalledeki bir muhtar ne kadar önemliyse oradaki bir gönüllü hepsinden daha önemlidir. Dolayısıyla herkes bulunduğu, yaşadığı yer, üniversite, bulunduğu sosyal çevrede bu organizasyonları yapabilir ve bu organizasyonlarla faaliyetler bir hani çekirdek kadar bile faydası olsa yeterlidir. Bu faaliyetleri kendilerine, kendi tahmin zevkleri, kişiliklerine göre seçmelerini tercih ederim. Ama üniversite hayatında ve çalışma hayatındaki en yoğun dönemlerine kadar bu dönemi hiç boş geçirmemelerini düşünüyorum. Biz tabii ki Türkiye'de lisede okurken belli faaliyetlerde çalıştık. Yardım faaliyetleri. Üniversitedeyken kulüpler kurduk. Yani ben kendi bulunduğum üniversitenin sualtı topluluğuna, işte paraşüt eğitimini, dalgıçlık eğitimi, yardım faaliyetleri, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve barınma hizmetlerine yardımcı olacak bir organizasyonlar kurduk. Hali vakti yerinde vatandaşlardan elde ettiğimiz bağışlarla. Şimdi bunu bir kurumsal çatı altında da yapabilirsiniz. Kızılay gibi, Yeşilay gibi, belediyelerimizin, değişik kurumlarımızın faaliyetleri gibi. Bu tamamen sizin araştırmanızı ve talebinizi ve ne istediğinize bağlı. Öğrenci arkadaşlarımı tekrar hepsinin mutlaka bir kere bile olsa, bir 3 ay olur, 1 ay olur, 1 sene olur, tamamen o kendi zevkine ve memnuniyetine bağlı. STK'ları bir tanısınlar, nasıl çalışır, nasıl faaliyet yürütür. Eksik gördükleri varsa çok yeni gençlik bizim için çok önemlidir onların akılları ve mantıkları. Bizi gelip eleştirsinler. Daha iyi ne yapabiliriz? Şu anda dijitale kaydık. Kaynak yönetimi için bizim sahada Kızılay gönüllerimiz el broşürü dağıtıyor. Ben el broşürü belki şu anda pandemi nedeniyle dağıtamıyor kan bağışını ikna etmek için. Ama hepimizin bir sosyal çevresi var ve sosyal medyası var. Sadece bir parmağına basarak milyonlarca kişiye ulaşabiliyorsun. Bir gönüllümüz bir Kızılay kanla ilgili bir video düzenledi, video içerik düzenledi. Ve onun sayesinde on binlerce kişiye ulaştı, kan bağışı farkındalığı yarattı. Bir tane evladımız, hepimiz bunu biliyorsunuz, Öykü Arin, kemik iliği arayan bir evladımız ve onun için çabalayan bir anne babanın mücadelesi. Herkes, ben de dahil tıp örgüsüne, bize öğretilmedi. Kemik iliği nedir? Ben cerrahi bir işlem zannediyordum. Cerrahi işlem olarak kemik iliği alınıp ihtiyaç sahibine verildiğini zannediyordum. Ama işin içine girince kan bağışı gibi kolundaki dolaşım sistemi kandan, tek iğneden kanın içindeki temel hücre kök hücreye topladığını makinenin, bu yaklaşık 1 saat sürdüğünü, bu topladığı kök hücrenin 50-60 mililitre kadar küçük bir miktar olduğunu, geri kalan makineyle tekrar kanın iade edildiğini, bu alınan kök hücreyi lösemili kan kanseri bir çocuğa vererek kemik iliğine yerleşip sağlıklı kan hücreleri üreterek kurtulduğunu öğrendik. Yani vatandaşlarımız bilmedikleri için çekiniyorlar, ön yargıları, korkuları var. Bir üniversite öğrencilerimiz bu konuda kampanya başlattılar ve çok değerli sanatçılarımız konserler düzenlediler.
ve kaymakamı, valisi, belediye başkanı, sanatçısı, öğrenci bir kampanya başladı Türkiye çapında. Belki Öykarin'e değil ama yüzlerce bir Öykarin gibi kan kanseri leşemili çocuğun hayatına dokunduk. İşte gençlerimiz bu tip faaliyetlerde, bu örneklerde gösterdiğim faaliyetlerde görev yapabilirler. Belki sahada olur, belki dijital ortamda olur, sosyal medyada olur. Bu ülke hepimiz bir gün hastası yakın olacağız. Hepimizin başına gelebilir. Deprem de bunu çok güzel hatırlattı. Bir yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu. O gün gördük. Hani devlet kurumlarının, belediyelerin, STK'ların, gönüllülerin nasıl bir dayanışma içinde, bir yardımlaşma içinde faaliyet yürüttüğünü, burada ben sen olmadı, kimliklerin kalktığı ve yardımlaşmanın ön plana çıktığının en güzel sınavını İzmir halkı verdi zaten. O yüzden ben İzmir halkına tekrar teşekkür ediyorum, gönüllülere. İnanın o çadırların kenarı, o soğukta, yağmurda o Kızılay gönüllüleri, belediye gönüllüleri, AFAD gönüllüleri, o yağmurda, soğukta, sobanın altında ıslanarak o insanların ızdırabını gidermek için gece gündüz çalıştılar. Hepsine minnettarız. Hatta deprem günü ben de Kızılay gönüllülerine eğitim veriyordum sizin Alsancak binanızda, biliyorum. Evet, İzmir Şubemize eğitim veriyordunuz. Bize değerli katkılar sağlıyordunuz. Evet, şimdi tabii çok güzel değindiniz. Benim de kendi öğrencilerime, gençlere ya da işte toplumda erişebildiğim kesimlere verdiğim mesajları çok doğru bir şekilde siz de yinelediniz, aktardınız. Bir kere bir STK'da çalışmış olmanın, bir sosyal proje içerisinde yer almanın aslında kariyer açısından ne kadar önemli olduğunu kendi hekimlik ve İngiltere'deki deneyiminizden de aktardınız. Gerçekten de öyle. Bugün özellikle işte lisans sonrasında lisans üstü eğitim için yüksek lisans ya da doktora gidecek öğrenciler ya da Erasmus'la işte gidecek olan öğrenciler de gittikleri üniversitelerde şu sorunun çok fazla sorgulandığını hep soruyoruz. Bugüne kadar hangi öğrenci kulüplerinde yer aldın? Bugüne kadar hangi toplumsal çalışma içerisinde yer aldın? Yani vatandaşlık görevini acaba nasıl yerine getirdin diye bir sorgulama var. Artık tabii dediğiniz gibi bir sürü STK var. Kendi dünya görüşünüze uygun ya da toplumda dokunmak istediğiniz yaralara yönelik olarak tabii ki bir STK seçip çalışmalar yapılabiliyor. Fakat şöyle bir şeyi ben genellikle duyuyorum. O konuda düşünceniz nedir? İşte sivil toplum kuruluşlarında çalışmak için çok zamana ihtiyaç vardır ve zengin olmanız lazım. Biraz böyle amiyane bir tabir oldu ama genellikle böyle bir yanlış algı var. Siz ne düşünüyorsunuz bu durumda? Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak için kimse sizden para istemiyor birincisi. Sadece ulaşım giderinize ya da oradaki ihtiyaç, yemek ihtiyacınızı o kurum karşılayabiliyor veya karşılayamıyor. Bunu gün içinde zaten yaşıyoruz. Mühim olan o kurumun içinde çalışmak. Kimse sizden STK girdik diye bunu üyeliğe, şu katkıları yapacaksın, şöyle para verirsen burada görev yaparsın gibi hiçbir STK bunu istemez. Böyle bir STK ben duymadım. Para ihtiyacı. Tabii ki siz varlıklıyla ya da ihtiyaç sahibine ihtiyacın giderecek bir geliriniz, bu illa para da değildir. Bazen aynı nakdi yardım diyoruz. Giyim yardımları, eğitim yardımı, bu dönemde eğitimin eksik olduğu yerde çocuklarımızın eğitimine destek verebilirsiniz. Çocuk bakımları, yaşlıların bakımları, yalnız mağdur kadınların destek olunması, o kadar çok konu var ki ülkemizde hepimizin birbirimize destek olmamız gereken, desteğe ihtiyacı olup da bunu gösteremeyen, ulaşamayan, bunu iletemeyen gerçek ihtiyaç sahipleri var. Örneğin ben bir saha çalışmasında İzmir'den bahsediyorum. Bir mahalle bir eve gittik. Bir oda bir gözde 6 kişi yaşıyor. Evlerinde hiçbir şey yok. Bir çay, şeker, un götürdük. Beraber sofralarına ortak olduk. İnanın bir kuru ekmekle, küçük bir peynirle seni misafir etmeye çalışıyor. Gerçek ihtiyaç sahipleri. Bunlar hiçbir yere başvuramamış bile. Bunun sömürüsünü yapacak ya da buradan faydalanacak bir kişi değil bunlar. Bunlar gerçek ihtiyaç sahiplerinden biriydi. O evlere gittik, o çayı koyduk, beraber içtik, onların o anını paylaştık. Ve onların çocuklarının birinin burs ihtiyacı, işte kadının
belki bir yerde yarım zamanlı da olsa çalışma ihtiyacı, işte eşinin bir güvenlik ya da emeklilikle ilgili sorunu var, bir sağlık sorunu var, ona çözüm bulmak gibi her türlü ihtiyaç sahibi yerine, evine ya da birebir ulaştığında bu notları çıkıyor zaten. Ve bunları çözümleyerek ev odaklı birebir yaşadıkları yerden öğrenerek daha faydalı oluyor. Yoksa kimler ihtiyaç sahibi var deyip ihtiyaç sahibi olan olmayan, bunu bir fırsatçılık yapanlar da olabiliyor. Bu bütün dünyada böyle. Ama biz onu odak olarak, ev olarak düşünüyoruz ve onu doğru tespit edersek ve doğrularsak da ihtiyaç sahibi olduğunu, bu yardımları yürütüyoruz. Ve ben bu mahalleye gittiğimde kadın dedi ki bana, aynen İzmir'de yaşıyor, ben 3 sene oldu İzmir'e geleli, daha deniz kenarını görmedim dedi. Daha deniz görmedim dedi. Yani bu İzmir gerçeğine bahsediyorum. İzmir'den bahsediyorum. Yani Doğu Güneydoğu en ücra bir taşradan bahsetmiyorum. İzmir'den bahsediyorum. Ve bununla ilgili biz bilgileri bunun üzerine aktarınca belediyemize, kaymakamlıklarımıza, belediye kaymak bunlarla ilgili bir servisle bu tip gerçekten kordonu bilmeyen, İzmir'i bilmeyen, İzmir'in belli noktalarını görmeyenlerin bunlarla ilgili şehir turları ve ziyaret edilmesi konusunda hizmet verildi. Çok güzel bir projeydi bu. Bunun gibi örnekler yaratabilir. Yani bu tamamen sizin sahadaki ziyaretlerin çalışmalarınızda ortaya çıkar. Orada da yüzlerce projede sizin elinizde. Bu genç dimağlar, genç arkadaşlarım çok şeyler öğreteceğine inanıyorum. Evet, dolayısıyla aslında bir sivil toplum gönüllüsü olduğumuzda ya da işte vatandaş olarak toplumsal görevlerimizi yerine getirirken en değerli şeyimizi, emeğimizi ve bazen de aslında zamanımızı veriyoruz ve gerçekten çok minik dokunuşlarla aslında çok büyük faydalar da yaratmak mümkün olabiliyor. Bazen bizim için çok değersiz görünebilen ya da kimsenin ihtiyacı yoktur ki diyebileceğimiz bir şey bir başka insanın hayatını gerçekten değiştirebiliyor. Dolayısıyla biraz herhalde algılarımızı açmamız, çok fazla insanla iletişim halinde olmamız, toplumun içerisinde halkla bir arada olmamız sanıyorum gerekli. Peki şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşırken gençlere çok güzel mesajlar verdiniz ama şöyle bir toparlayacak olursanız son söz olarak ne aktarmak istersiniz? Hepimizin söylediği gibi bu ülke, bu bayrak altı, bu devlet altında hepimiz biriz. Hiçbir birbirimizden farkı yok. Amacımız da bir, ülkemiz için kaliteli yaşam, medeni yaşam, sağlıklı yaşam, yardımlaşma. Ben diyerek hiçbir insan bir yere gelemez. Ben diyen bir ülke bir yere gelemez. Biz olabilmek için de herkesin yardımlaşması ve adaletli olması ve çalışması gerekir. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bunun için de genç arkadaşlarımızı öncelikle kendilerini sevmelerini düşünüyorum. Herkes önce kendini sevmeli. Kendini sevmeyen başkasını sevemez. Kendisini sevsin, kendini geliştirsin ve kesinlikle tabii dijitalleşmenin bir dezavantajı, tembelleşiyoruz, ayrılıyoruz ve iletişim konusunda sıkıntılar yaşıyor toplumlar, dünyada insanlar. Ama biz bunu artıya çevirebiliriz. Çok iyi organize olarak, kendimizi tanıyarak, kendimizi geliştirerek ve kendi zevkimize, karakterimize göre. Herkes her şeyi yapamaz. Belli şeyler yapabilir ama her şeyi yapamaz. Kendimizi çok iyi tanırsak ve neyi istediğimizi zaman içinde, belki bu 20 yaşında olur, belki 30 yaşında olur. Ben 40 yaşından sonra doktora bırakıp yat kaptanı olanları da biliyorum. Ya da turlar düzenleyenleri biliyorum, kültür turları yapanları, turizm rehberi olanları da biliyorum. Bizde tıpta bir lab vardı. Bizde arada bir doktor çıkar diye. Bizden her şey çıkar ama arada bir de doktor çıkar. Gerçekten bu da bizim eğitimimizin, yıllarca çok yoğun eğitim görmemizin ve beynimizin çok yoğun çalışarak kendimizi unuttuğumuz bir eğitim döneminde kişiliklerimizi, zevklerimizi, bizi de besleyen şeyler var. Sadece eğitim beslemez bizi. Bizim de ruhumuzu besleyecek hobilerimiz olmak zorunda. Sporumuz olmak zorunda, sağlıklı yaşamı öğrenmek zorundayız. Çünkü bizi sağlıklı yaşamdan uzaklaştıracak o kadar çok faktör ve dış etmen var ki, buna çalışan ve bundan ciddi gelir elde eden dünyada bir sermaye de var. Onlardan da
dikkatli olarak kendimize, bedenimize, ruh sağlığımıza, ailemizin değerini bilerek ve kişiliğimize ve zevklerimize göre de kendimizi çeşitlendirmeliyiz. Hepimizin hayatta, iş hayatında da olsa, özel hayatında da olsa B ve C seçeneği hazırlamak zorundayız. Bizim belki bu sektörümüz bugün bitti. O zaman biz B'yi niye hazırlanmıyoruz? Her zaman B ve C'yi hazırlamamız lazım. Biz hep tıpta bunları konuşurduk arkadaşlarla. Biz doktor olmadık, sıkıldık, bitti, emekli olduk. Ne yapacağız? Köşemizi çekip kahvehaneye mi gideceğiz? B ve C ne yapacağız? Onları eğitimimizde veya çalışma hayatımızda hazırlamaya başlıyoruz. Kendimizi o konuda yavaş yavaş geliştirmeye başlıyoruz. Ama öncelikli olarak genç arkadaşlarımıza meslekleriyle, eğitimleriyle orantılı, öncelikle tabii ki diplomalar alacaklar ama bir sonraki aşamada neyi hayal ediyorlarsa ona yönelik küçük küçük birikimler yapmak zorundalar, çeşitlenmek zorundalar. Bu konuda bence ipucu bu diyorum tamamen. Ve bir yol hiçbir zaman kısa dönemde merdiven çok hızlı çıkan, çok hızlı iner diyorum. Yavaş yavaş yükseleceğiz, biriktire biriktire, sabrede sabrede ve yorula yorula. Zorluk görmeden hiçbir zaman elindekinin değerini bilemezsin ve elindekini kaptırırsın. Ne kadar zorluk çekiyorsan hangi konuda o senindir, kimse seni elinden alamaz. Kolay olan kolay gider. Biz hayatımıza yoklukları gördük, mücadeleleri gördük. Ben bu ülkede çeşitli her türlü olayları gördük yaşımız gereği. Ama hep yılmadık, hep mutlu olup hedeflerimize, hayallerimize bir yere geldik. Hayal etmekten sakın vazgeçmeyin ve bunun için de elinizden gelen tüm mücadeleyi verin. Harika. Hayallerin peşinden koşmak ve çok kısa vadeli hedefler ya da kolay kazançlar, palyatif çözümler yerine uzun vadeli ve gerçekten fayda yaratan noktalara odaklanmak gerekiyor diyoruz o zaman. Gerçekten çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim imkanı verdiğiniz için. Tüm geleceğimiz olan gençlere, arkadaşlara güveniyoruz. Gelecek sizin elinizde, hep beraber bize de bir görev düşüyorsa bize de katkılarınız için de sizleri bekliyoruz. Evet, harika. Kızılay gönüllüsü olmak üzere de gençlerimize o zaman buradan bir çağrı yapmış oluyoruz. Evet sevgili gençler, kariyer yolu söyleşilerimizin 11.sinde sizlerle birlikteydik. Bu oturumda konumuz sivil toplum kuruluşlarında kariyer idi ve konuğumuz da Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Sayın Gökay Gök bizlerleydi ve çok kıymetli bilgiler aktardı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler.